şizofreni iddiası olmuştu o zamanlar ama bu Türkiye'nin tabii o yıllarının çok korkunç bir uygulamasıydı. Yani bundan sevinç duyman değil de utanç duyman lazım. Yani bir aydına, bir Müslüman evladına böyle dehşet verici bir uygulama yapıldıysa sen bundan utanç duyman lazım. Bu Türkiye'nin onuru değil bu yani. Senin de onurun değil. Yani onu yapanların da onuru değil. Türkiye'nin derken ilgili kişileri kastediyorum. Onların onuru değil. Yani bu benim şerefimdir. Bana 10 ay akıl hastanesinde cinayet işlemiş, 7 kişi öldürdüler benim yanımda akıl hastaları. Bunların yanında beni yaşattıysa birileri ve sırf fikrimden dolayı bunu yaptılarsa bu muazzam bir olaydır. Yani tarihte görülmemiş bir olay. Mesela Bediüzzaman'ı bile bir gün tuttular akıl hastanesinde. Bir iki gün tutuldu. Ertesi gün çıkarttılar. Bak beni orada 10 ay tuttular. O benim şerefimdir. Doktorlarla görüştürmediler size tedavi. Bak tabii doktorlarla görüşmem yasak. Hemşirelerle görüşmem yasak. Ben dedim ya madem akıl hastasıyım dedim benimle doktorlar niye görüştürmüyorsun dedim ya tedavi edecekler beni dedim. Etkiliyorsun dedim Yıldırım Aktun'a. Ya bu nasıl bir paranoya şizofreni ki? Nasıl bir akıl hastası gibi doktoru etkiliyor ve doktorların görüşmemesi gerekiyor. Bütün doktorların benimle görüşmesi yasaklanmıştı. Hemşirelerin görüşmesi de yasaklanmıştı. Hatta kapıya da astılar o yazıyı da açtılar. Cumhuriyet tarihinde de görülmüş bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerine görülmüş bir şey değildir. Sonra size dediler ki daha dikkatli olursun o zaman. Tabii o devirde olan olayların zaten evraklarını evet. Kaybettiler. Evet. Madem öyle bir olay varmış, 1986 ve 87 dönemine ait benle ilgili evrakların tamamı neden yok edildi? Bana bir anlatsınlar bakayım. Yani Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 1986-87 benim kaldığım döneme ait bütün evraklar, bütün yazışmalar, her şey tamamen kim tarafından yok edildi? Bunu bir araştırmak lazım. Bu benim şerefimdir. Ama bunu yapanlar için nedir? Siz bir düşünün. Sen fikren baş edeme, al sana böyle karşılık diyeceksin. Böyle olmaz. Ben akıl hastanesindeyken hiçbir doktor akıl hastası olduğuma inanmıyordu. Hiç kimse. Ay inanması için bir neden yok yani adam. Yani çünkü doktor adam yani normal aklı başında adam niye öyle bir şey yapsın? Ben doktorların toplantısına falan gidip hepsi ayağa kalkıyorlardı. Acayip saygılıydılar. Yani kaç defa öyle toplantılarına gittim. Yani 30-35 doktor bir arada mesela odadaydılar. Hepsi birden böyle aniden ben gelince hepsi ayağa kalktılar. Yani son derece hürmetliydiler. Ben oturun dedim. Estağfurullah buyurun oturun dedim. Hepsi oturdular. Yani son derece hürmetliydiler. Yani tamamını tanıyorum oradaki doktorların. Hepsiyle de yüzleşebilirim. Bak açıkça söylüyorum. Orada en az 50 doktor vardır. Yani hepsi benim akıl hastası olmamdan emindiler. Gidin sorun. Şeyh Nazım da kimsenin dayanamayacağı bir insan. Hiçbir doktor inanmıyor. Hiçbiri inanmıyordu. Benim oraya niye geldiğimi de biliyorlardı. Kimlerin gönderdiğini biliyorlardı. O hemşirelerin yani hastane yönetiminin daha Türkçesi başhekim Yıldırım Aktunan'ın emri var. Evet. O emri göstersene kağıt. Evet gösterebiliriz. Adnan Oktar isimli hastanın Mediha Oktar annesi, Kenan Oktar kardeşi, Vehbi Kahveci avukatı haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır. Ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır. Bak telefon görüşmesi yasak. Hemşire ve doktorlarla da görüşmek yasak. Telefon hiç görülmemiş bir şey bu. Normalde hastalar evlerine de gönderiliyorlardı. Ve tutuklu değilim ben. Bak tahliye oldum halde. Ceza da almış değilim. Yani normalde ceza almış olsam bir yıl tutuyorlar ama onda bile eve gidebiliyor. Evine çıkabiliyor. Telefonda istediği gibi görüşür. Her şeyi yapar. Yani öyle bir yasak yok. Bak ben tutuklu olmadığım halde, hükümlü olmadığım halde adli koğuşta tutuldum. Dışarı çıkışım yasaklandı. Bu hukuk tarihinde görülmemiş bir şey. Yani Cumhuriyet tarihinde yok. Hukukta hiç böyle uygulama yok.
Çünkü adam mesela adam öldürüyor, yakalanıyor, akıl hastanesine konuyor. Teşhis konduktan sonra da isterse dışarıda çıkıyor. Yani istediği gibi de geziyor bahçede. Zaten oraya giden hastaları görürsünüz. İsteyen telefon da ediyor, bakkala da gidiyor. Geziyorlar orada, bahçede geziyorlar. Öyle hafta sonları bırakılıyorlar. Yani cumartesi, pazar günleri evlerine de gidiyorlar. Benim binadan dışarı çıkmam kesinlikle yasaktı. Bahçeye çıkmam. Yani güneş yüzü falan görmedik hiç. Hiç kimseyle görüşmeyeceksin dediler. Doktorlarla da görüşmeyeceksin dediler. Etkiliyorsun. Ben böyle olay görmedim. Hemşireyle de görüşmeyeceksin diyor. Sizi ayağımızdan zincirlediler. Hiç gördünüz mü siz? İnşaat zinciri ya. İnşaat zincirini ayağımız zincirlediler. Yani ben böyle olay görmedim. Baklalı demir ya. Var ya filmlerde falan oluyor bu. Evet. Bu Tarkan filmlerinde falan oluyor. Hayret etti ya, bu nedir böyle, biz bağlamamız gerekiyor size dedi. Bağlayın bari dedik daha falan. Ya, aklı hayali gelmedi ki olaylar. Yani, Cumhuriyet halinde görmemiş olaylar. Evet. Ve bütün belgelerini yok etmişler bakın. Evet. 86-87 dönemine ait belgeleri gidin bulamazsınız. Yok. Bütün belgeleri imha etmişler. Niye imha ediyorsun ya? Niye yok ediyorsun? Kimden çekiniyorsun? Çünkü ben dedim ki ya bu 86-87 döneminde beni niye bu tumaraya, bir inceleyelim bunu dedim. Avukatı gönderdim belgelerine, bir bakalım nereden icap etti falan. Avukat dedi ki belgelerin hiçbiri yok dedi. Kaybolmuş dedi. Adamlara sorduk, kayboldu dediler. Birbirinden acayip olaylar. Koğuş'ta bir fotoğrafı da vardı adamın. Bir daha söyle. Ha evet, akıl hastanesi. Bunlar da ünlü deli arkadaşlarım. O hastanenin üniforması. Evet. Abdülhamit devrinden kalma bina. 300 kişi falan dolu. Evet. Tek koğuş, hep beraber oradaydık. Oraya hemşire kızlar gelemiyordu ya, bayılıyorlardı. Doktor moktor geliyordu, adam fenalık geçiriyordu yani. Dehşetin, şiddetin gücünü öğren yani, anla artık. O dönemde. Orada kaldığım bina işte. Abdülhamit'te 200 yıllık falan bina. Abdülhamit rahmetli bize hizmet olsun diye zamanında yapmış demek ki. Biz de sebeplendik yani. Şu bina, evet. Evet. Bak şimdi mesela gazetedeki haber, kafeteryada oturan doktorlar onu görünce selam verip saygıyla gülümsediler diyor. Göstersene. Geliyor şu an. Geliyor. Bak doktorların özel izniyle hastane bahçesinde dolaşabilen anlamca gazetecilere röportaj yapacağımız vakit beni bıraktılar. Gazeteciler gelince. Bak ne diyor? Kafeteryada oturan doktorlar onu görünce selam verip saygıyla gülümsediler. Bu benim delikanlılığımın evet. İmzasıdır. Resulullah bir mümine diyor, deli denmedikçe imanı kamil olmaz. Yani. Yiğit lakabıyla anılır derler inşallah.